Pentagon sözcüsü John Kirby'nin Suriye'de PKK ile ortaklığımız sürecek açıklamasının ardından Amerikan Dışişleri Bakanlığından bir heyet işgal altındaki Rojava'da teröristleri ziyaret etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich başkanlığındaki Amerikan heyeti, omurgasını PKK'nın oluşturduğu Demokratik Suriye güçlerinin sözde komutanı, terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdişahin Şahin ve sözde yürütme kurulu başkanı İlham Ahmetle bir araya geldi. Görüşmeyi PKK'nın yayın organları duyurdu. Amerika PKK görüşmesinde bölgeye ilişkin ortak eylem planı, gerilimin azaltılması ve Rojava'ya verilen desteğin artırılması ele alındı. Görüşme sonrası PKK YPG'den yapılan açıklamada Amerikan heyetinin kendilerine çeşitli düzeylerde destek sağlama sözü verdiği ifade edildi. Terörist Ferhat Abdişahin, Şahin, Amerika'nın Afganistan yenilgisi sonrası paniğe kapıldıklarını itiraf etmiş. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Suriye'de kendilerini terk etmeyeceklerine dair güvence verdiğini söylemişti. Washington'ın teminatını hemen her röportajında hatırlatan Ferhat Abdişahin Şahin son olarak Amerika, Türkiye'nin olası operasyonuna karşı bize söz verdi açıklaması yapmıştı. SDG'ye Türkiye operasyonuna karşı teminat verdiniz mi? Konuşma hakkında bir şey bilmiyorum. Amerikan Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin operasyonuna karşı SDG'ye bir teminat verdiniz mi sorusuna bu açıklamayı bilmiyorum yanıtını vermiş, Suriye'de DEAŞ'a karşı PKK-YPG ile ortaklığın süreceğini söylemişti.